Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca desteklenerek finanse edilen Sincik... Buyurun sen, buyurun gel. İnşallah. Bir söz verelim. Tabii. Dört tane çiftçimizi oradan geçirmek için bugün bakanlıkla görüştüm. Bize bir ödenek gönderdiler. Başkanım dört tane aracımızı belirlesin. Oradan bir de başlatmış olalım. En iyi yapacak adamlar. Evet, en iyi yapacak dört tane. Evet, soğuk bir ilçe ama siz de çok sıcak insanlarsınız. Hepinize bu sıcak ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çok çalışkansınız. Cenab-ı Allah buraya dağ vermiş, engebeli araziler vermiş. Hiçbir zaman kendinizle küsmemişsiniz. Dememişsiniz ki ya burada ekilecek arazi yok, dikilecek arazi yok. Demişsiniz ki ya kardeşim biz bu alanda, bu bölgede Cenab-ı Allah bize bir rızk verecek demişsiniz. Ve bu rızkı tatlıda, balda bulmuşsunuz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Ben de sizler gibi bir köylü çocuğuyum. Babamın da yaklaşık 100'ün üzerinde arı kovanı vardı. Köyümüzde çok keven vardı ama bu kevenin bal olabileceğini veyahut da arının kevene gidip bal olabileceğini hiç düşünmemiştim. İlk defa burada duydum ve Türkiye'nin en lezzetli balı sincik balıdır. Hepinizi kutluyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Her alanda olduğu gibi sincikte biliyorsunuz yaklaşık 3,5 yıldan beri görev yapıyoruz. Yani Adıyaman'da Sincik'e de sık sık geliyorum. Siz güzel insanlara, sıcak insanlara hizmet etmenin onurunu, şerefini yarışıyoruz. Geldiğimiz günden beri de çok güzel hizmetlerimiz oldu. Bugün de sağ olsun hem aracı kardeşlerimizin, dernekteki çalışan kardeşlerimizin yapmış olduğu proje, kaymakam beyimizin, ilçe tarım müdürümüzün yapmış olduğu bu proje GAP idaresinde kabul gördü. Ve GAP idaresi çok ciddi anlamda bir katkıda bulundu. İnşallah bu arılar büyür, oğul verir, çoğalır, çok üretim olur, siz çok kazanırsınız, vatandaşımız da bu balı yer. Hepinizi yürekten kutluyorum, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu faaliyetin oluşmasında, bu faaliyetin meydana gelmesinde emeği geçen kaymakamıma, il tarım müdürüme, ilçe tarım müdürdeki arkadaşlarımıza ve siz saygıdeğer Adıyaman hemşerilerime, belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Dursunuz altında işte bir merdiven koyarsınız, çırparsınız, işte bal biraz da şekerine dökersiniz ki içinde kalıversin. Bunun öyle bir şey yok çok şükür. Arı oğul vermediğinizi anladığınız zaman hemen bir tane kovanı koyuyorsunuz üzerine, üst kata çıkıyor işte Allah'ın evet, hikmeti. Evet, kendini yani. De zaten evet. Bal ürettikçe arı yükseliyor. Güzel. Allah hayırlı desin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi güle güle kullanın inşallah. Evet, diğer arkadaşlara vereceksin. Tamam mı? Vallahi...